Şimdi Yakup Köse özelinde şunu söyleyebilirim ben. Şimdi 14'ünde içeri giren bir insan düşünün. Okul kapısından içeri girmiyor. Ya bir konserden içeri girmiyor, halı sahadan içeri girmiyor. Terörle mücadele şubesinden içeri giriyor. İşkencelere maruz kalıyor. Ve ona işkence yapan polis şu namazı aradan çıkarayım da geleyim diyor. Yakup Köse tahliye oluyor. Bunu Twitter'da yazıyor. Ve ciddi anlamda bir taarruza maruz kalıyor. Özellikle muhafazakar kesimin içine gizlenen kesim tarafından. Özellikle bu 17-25 öncesi söz konusu oluyor. Deniliyor ki bunlar öyle insanlar değil. İşte hoca efendi global bir hoca, merhametli hoca, karıncayı bile incitmez diyor. Ama bu insanlar zaten en az 30-40 sene önce biat etmemeyi ve onun röntgenini çekmiş insanlar. Şöyle bir parantez açmak istiyorum ben öncelikle. Deniliyor ki özellikle bu hakim ve savcılar üzerinde AK Parti'nin ciddi anlamda kusuru var diye yargıda yuvalanmalarına sebep. Böyle bir durum söz konusu değil. FETÖ'yü doğuran kesinlikle AK Parti değil. Az önce en başında belirttiğimiz statükodur. Neden statükodur? Neden başörtülü insanların üniversiteye özgürce girip eğitim almalarını engellediler? Neden hakimlik, savcılık sınavında 90 alan bir öğrencinin annesi başörtülü diye, kız kardeşi başörtülü diye, İmam Hatip'te okuyor diye, işte irticai faaliyetler mevcuttur deyip hakim savcı olmasını engellediler? Neden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne eline kına yakıp da şehit olması için askere gönderilen oğlunun yemin törenine sırf başında başörtüsü var diye girmesi engellendi. Şimdi FETÖ'cü, hakim ve savcı adayları, şimdi Allah aşkına başlarına türban takıp da mı girdiler? Aksine başlarını açtılar. İnancı uğruna ben bu türbanımı çıkarmıyorum diyen insanlara dediler ki bu Fürat, çıkar bunu. Alkol aldılar. Gerekirse içebilirsin şeklinde. Benim müvekkillerim var. Kemalist zihniyetli mahkeme başkanı diyor ki müebbet verelim. Onlar sırf biz sizden daha Kemalistiz diyebilmek için ağırlaştırılmış müebbet verdiler.